Aklım kapandı kızım ya. Akşam okey mi? Ne oluyor be? İlerle, ilerle. Ne var gördün ilerle. Ya. Merhaba, bir ihbarda bulunmak istiyorum. İnter Guman'la ilgili. Alo, orada mısınız? Öldürülen üniversite öğrencisi İnter Guman. Ozan Güney hocası. İlişkileri vardı sanırım. Vardı yani. Öldürüldüğü gece ona gitmiş. Onun öldürdüğünden şüpheleniyorum. Hayırdır? Şarjı mı bitti? Aynen. Babanın yerini doğrulattık. Üç ayrı tanık var. Ailecek seviyorsunuz yalanı. Umarım bir şeyler karıştırmıyorsundur Ceylin. Yani seni üzmek istemem. Hiç emre. Baba. Benim işim bitti içeride. Şimdi Osman'ı alacaklar. Çıkayım bir hava alayım. Sen de gel hadi. Tamam. Baba sen içmezsin. Ne saklıyorsun? Yalan mı söylüyorsun? Baba yapma. Zeynep haddini bil. Bak yıllar önce nasıl doğruyu söylediğini anladıysam şu anda da yalan söylediğini anlıyorum. Ne saklıyorsun? Elinin körünü saklıyorum Ceylin. Anladın mı? Elinin körünü. Sorduğun soruları bir hesap et. Ucu nereye gidiyor bir düşün. Evladım o benim. Öldürdün mü dediler içeride kendi evladımı. Onlar bitişim sen mi başladın? Bir sakin olalım isterseniz bir dışarıda hava alalım. Sana ne ya sana? Tesellisi sana mı düştü? Sen ne karışıyorsun? Zafer amca şimdi savcıya öyle olmaz. Bırak savcım amca. Sen önce git o kardeşinle hesap sor. Görenin savcılığı. Karışma bize. İlişme. Uzak dur. Tamam baba hadi Engin. Bu adam nasıl karışabiliyor bize? Hı? Çünkü sen açtın kapıyı. Gittin bu şerefsizlerin avukatlığını yaptın. Kendi kardeşinin katilinin avukatlığını. Hadi Zafer amca gel. Karışmasan iyiydi. Eğer babam aramızdaki durumu öğrenirse... ben düşünmek dahi istemiyorum. Enişte. Bu odalarda hiçbir sır karanlıkta kalmıyor. O yüzden yorma arkadaşları. Gizli bir telefon ihbarı aldık Ozan Hoca hakkında. İncil aralarında ilişki varmış. Biliyor muydun? Nasıl yani?